Geçtiğimiz günlerde hazırladığım kısa videolarımdan biri maalesef ki çok büyük bir tartışma konusu oldu. Elbette bu videoda kimseye bir şey söylemiyorum. Herkesin kendi düşüncesi olabilir ve çoğu insan bu hazırlamış olduğum videoda bahsettiğim konunun hatalı olduğunu düşünebilir. Yani Infinity War filminde Marvel'ın gerçekten de hata yaptığını düşünebilirsiniz. Ancak bu noktada maalesef gidememe gerek yok çünkü videolarımı sorgulayan insanların olması gerçekten çok güzel bir şey. Ve aslında burada açıklamak istediğim konuyu sadece bir dakikada sizlere sunmam da biraz saçma oldu. Çünkü aslında maddeler halinde açıklanması gereken bir konudan bahsediyoruz. Olay şu, Avengers Infinity War filminde Doctor Strange portal açıp eve dönebilecekken neden gemiyi dünyaya geri döndürmek istedi ki? Çünkü bu sahnede Tony Stark'a bizi buradan kurtar, gemiyi geri çevir demişçesine bir cümle kullandı. Böylece dünyada savaşa hazırlık yapacak ve taşları kurumaya çalışacaklardı. İnsanlar da şunu merak etti. Tony Stark burada Strange'i ikna edemediği halde Strange neden Tony'yi dinledi? Çünkü Strange Tony'ye dedi ki eğer mesele seni ya da çocuğu kurtarmak olursa asla taşı vermem. Bu da şu anlama geliyor, Strange başlangıçta Tony'nin Titan'da savaşma fikrine ısınmadı. ancak geri dönemedikleri için Titan'a gitmeyi tercih etti. Bu konuyla ilgili Strange'in neden portalaşmadığını birçok farklı maddeyle sizlere açıklamak istiyorum. Ancak başlamadan hemen önce bu ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Oh, yeah, right. Evet bu bahsedeceğim maddelerden iyi ki Strange kafasında oluşturamadığı bir bölgeye portal açamıyordu. Gideceği ve geleceği mekanları kafasında kurguladıktan sonra portal açabileceğini Ancient One bizlere açıklamıştı. Uzay gemisi ışık hızının neredeyse yarısında seyahat ederken Strange burada kaldıklarını düşündü. Zaten filmin devamında Titan'a geldikleri halde dünyadan kimseyi getirmemişlerdi. Doktor Strange bilmediği bir gezegendeydi ve bu gezegendeyken bile isterse dünyaya portal açıp mühimmatlar toplayabilir ve Thanos'a karşı kullanabilirlerdi. Hikayenin devamında Strange, zaman taşı sayesinde milyonlarca olasılık gördükten sonra Titan'ın konumunu ve Dünya ile arasında nasıl bir portal açacağını hesaplamış olmalı. Böylece Endgame'in sonunda geri dönebilecek ve Wong ile birlikte tüm uzayda yer alan dostlarıyla ittifak kuracaklardı. Buradan da şunu anlıyoruz, Strange ilk defa bir uzay macerasına çıktığı için portalaştığında nasıl olumsuz bir senaryo ile karşılaşacağını bilmiyordu. Ancak zaman taşı sayesinde gelecekte kendilerini bekleyen alternatif olasılıkları gördükten sonra neler olacağını çok daha iyi anlamış oldu. Çünkü zaman taşı sayesinde önümüzdeki 5 yılda neler olacağına kadar her şeyi 14 milyon farklı senaryoda gördü. Bununla birlikte bazen atmosfer dengesizliği bile portal yüzünden gezegenlerin alanlarını ve hava akımlarını kötü etkileyebilir. Dünya üzerinde açılan portallar aynı gezegenin atmosferine ve ortalama basınca sahipken Titan ve Dünya çok farklı bir yapıdaydı. Aslında bu bahsettiğim durumun bir benzerini The Marvels filminde göstermişlerdi. Darbenin açtığı portallar bir gezegenden farklı bir gezegene bağlanıyordu. Bu yüzden gezegenin yapısı ve kaynakları gerçekten kötü etkilenmişti. Bu bahsettiğim şey Strange'in kurduğu cümlenin açıklaması için ilk durum ve zaten ben de videomda bundan bahsetmiştim. İkinci durum ise Russo kardeşlerin açıklamasıyla ortaya çıkan bir senaryoyu gösteriyor. Strange başlangıçta gemiyi çevirmek istedi çünkü portal açarsa neler olacağını bilmiyordu. Ancak Stark'ın söylediği şeylerden sonra zaman taşını kullanarak gelecekte kendilerini bekleyen alternatif senaryolara bakmak isteyecekti. Yani Stark'ın planının mantıklı olduğunu aslında zaman taşına baktıktan sonra anladı. Çünkü eğer bu sahnede gemiyi terk etselerdi ve boş şekilde Titan'a gelseydi bu durumda Thanos, Moa'nın öldüğünü zaman taşına alamadığını anlayacaktı. Bu durumda Thanos'a tuzak kurma şansları kalmayacak ve final savaşında hem dört taşlı Thanos hem de onun ordusuna karşı savaşmaları gerekecekti. Ayrıca Thanos'un tek başına geleceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz muhtemelen büyük uzay gemisini de çağıracaktı. Thor Stormbreaker yaptırıp dünyaya gelene kadar Thanos hepsinin içinden geçecek ve savaşı kolayca kazanacaktı. Bu durumda Strange, Thor'a ve Wakanda'ya zaman kazandırmak için Thanos'a tuzak kurma fikrinin mantıklı olduğunu zaman taşı sayesinde anlamış oldu. Yani bu sahnede Thanos kendi ordusunun başında bekleseydi zaten 2010'a karşı yapabileceği hiçbir şey kalmazdı. Thanos sadece güç taşını gezegene değdirdiği anda zaten gezegenin tamamı yok oluyor. Sonuçta Thanos kendi kaderini gerçekleştirebilmek için en sevdiği kızını gözünü kırpmadan öldürmüş bir adam. Yani sizce tüm taşları almak için dünyayı mı yok etmeyecek? Yani koskoca evrende dünyayı yok etmek onun için sadece küçük bir fedakarlık olurdu. Dolayısıyla Tony Stark'ın Titan'da savaşma fikri sayesinde belki de dünya kurtuldu. Yani Tony Stark sayesinde Endgame filmi için 2000 hala bir şansı vardı. Doktor Strange'in Tony Stark'a bu yüzden saygı duyduğunu ve özellikle onu korumak istediğini düşünüyorum. Çünkü filmin başında Stark'ı hiç sevmezken sonradan onun değerini anlamış oldu. Her şeye rağmen alternatif evrende bile Thanos ve Illuminati Titan gezegeninde savaşmışlardı. Dünyanın en zeki iki insanının bulunduğu bir ekip bile buna karar verdiyse bence Stark'ın değerini bilmek gerekiyor. Thanos dünyayı gözünü kırpmadan harcayabilir ancak Titan zaten enkaz halindeyken onu yok etmekle uğraşmaz. Bu da Rusya kardeşlerin açıklaması ve benim yorumlarımda harmanlanmış ikinci ihtimaldi. Üçüncü durum ise şu kısa videomda hareket halindeyken Slank Ring portalı açılmaz demiştim. Ve bazıları dedi ki evrende dünya ve güneş zaten sürekli hareket halinde. Ancak bu noktada onların anlamadığı durum şu. Strange ilk defa uzaya çıkıyor ve ışık hızının yarısında giden bir uzay gemisinde portal açarsa neler olacağını bilmiyor demiştim. Bana gelen yorumlarda ise dünyanın evren içerisinde zaten hareket halinde olduğunu söyleyenleri vardı. Öncelikle bu iki durum kesinlikle aynı değil dostlar. Dünyanın hareket hızı saatte 107 bin kilometredir. Yani bu da dünyanın evrende bulunduğu konumun sürekli değiştiği anlamına geliyor. Sadece bunu bile düşünsek dünyanın da konumu değiştiği için Strange'in portalı dünya dışında başka bir yere açması zaten zorlaşıyor. Ancak dünyaya baktığımızda dünyanın kendi çekim alanı var ve portalı dünya üzerinde sabit bir bölgede kolay bir şekilde açabilir. Yani dünyanın ne kadar hızlı döndüğünün ya da hareket ettiğinin bizler için bir önemi var mı? Tabii ki yok. Çünkü biz bunu hissetmiyoruz. Ancak burada mesele uzayda hareket halinde olan iki mekan arasında portalaşmanın çok zor ve deneyimsiz biri tarafından denenmek istenmiyor olması. Ayrıca uzaya portalaşmanın ne kadar korkunç etkiler olabileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Dünya atmosferi uzay boşluğuna dolar ve uzaydan dünyaya girme ihtimalleri düşer. Nasıl ki uzay gemisinin dışında hava boşluğu açıldığında içindeki her şey dışarı çıkıyorsa, aynı durum dünyanın başına gelir. Bu da şu anlama geliyor: Strange stabil ve sabit bir gezegen bulana kadar uzay gemisine portalaşmak istemiyordu. Yani bu saydığım 3 farklı durum bile filmdeki bu sahnenin hata olmadığını anlamak için yeterli diye düşünüyorum. Eğer daha fazla merak ettiğiniz sorular olursa tabii ki yazabilirsiniz ve kısa videoların maksimum 1 dakika olduğunu lütfen unutmayın. Yani 1 dakikada anlatabileceğim şeyler kısıtlı ve bu tür konular için çok uzun videolar istenir mi istenmez mi bilmediğim için tercih etmiyordum. Bana da diyenden çok fazla mesaj atan olduğu için kısa video çekmiştim. Yani bu kanalda istenen ve benim hazırladığım tüm videolar aslında sizlerin eseri. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.